değerli dinleyiciler, bugün ele almakta konuyu olduğumuz konuyu en yetkili bir şahıstan dinleyeceğiz. Patrikhane nezdinde görevli ve Bursa metropoliti olan Sayın Elpidophoros Cenapları bize bugün bir mülakat vermeyi kabul ettiler bu konuda. Kendisiyle Ortodoks Kilisesi'nin tarihi, daha doğrusu İstanbul Patrikliği'nin, Konstantinopol Patrikliği'nin tarihi, Batı ve Doğu Kiliseleri arasındaki şizma dediğimiz büyük ayrılık ve asıl önemlisi Ortodoks dünyanın bugünkü yapısı. Çokça duyduğumuz otosefal kilise gibi tabirlerin ne anlama geldiği ve hiç şüphesiz şu okumenon, okumenik meselesinin bir de Patrikhane'nin bir yetkilisi açısından değerlendirmesini ele alacağız. Peder Elpidophoros henüz Bursa metropoliti oldu. Rumca'da buna despot deniyor biliyorsunuz. Kilisede kendilerini despot, bizim bildiğimiz despotla bir anlamı yok. Ama hiç şüphesiz şunu söylemem gerekir, Selanik Üniversitesi'nde de profesördür. Dolayısıyla kendisine teşekkür ederek mülakatımıza başlıyoruz. Ben teşekkür ederim davetiyeniz için hocam. Sağ olun. Benim için bir onur. Efendim siz İstanbullusunuz. Evet. Bakırköylüsünüz. Bakırköylüsünüz hatta. Bu açıdan tabii bu topraklar sizin için çok önemli. Ve İstanbul bizim literatürden bildiğimiz ve daha evvel de değindiğimiz gibi sempolün gelip vaaz verip cemaat kurmadığı bir patriklik sayılıyor. Yani miladın ilk asırlarında İskenderiye, Kudüs, Antakya ve Roma ile birlikte beşinci bir patriklik olarak ortaya çıkmış. Ama herhalde İmparator Konstantin Roma İmparatorluğu'nun merkezini buraya kaydırdığı için çok kısa zamanda çok önemli bir yer tutmuş. Bununla birlikte bildiğimiz kadarıyla İstanbul patrikleri her zaman Roma'ya öncelik tanımışken 11. asırda bir çatışma oluyor, bir teolojik çatışma ve bunun sonunda şizma lafı, parçalanma lafı da ortaya çıkan bir iki büyük kilisenin varlığı ki bizim Osmanlı tarihi açısından bu Roma Ortodoks Kilisesi İstanbul çok önemlidir patriklik. Fatih Sultan Mehmet adeta bu kilise için galiba İmparator Konstantin'den sonra çok önemli rolü olan bir hükümdar. Bize bu kilisenin tarihini biraz kısaca nakledebilir misiniz efendim? Tekrar teşekkür ederim davetiniz için hocam. Benim için bir onur burada sizinle konuşabilmek. Sizin gibi saygın ve tanınmış bir profesör ve Türkiye'deki bütün kurumlar ve tarih için en saygın ve en saygıdeğer hocalardan birisiniz. Onun için Patrikhanemizin burada sizin karşınızda benim şahsım ben şahsız olarak Patrikhane'yi temsilci burada olabilmek için size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Şahsen benim için İstanbul memleketim. Bakırköy'üm dediğim gibi. Her insan tabii memleketini, vatanını çok sever ve bağlı olur. Hiçbir zaman da bu vatanı terk etmeyi düşünmez, düşünemez ve istemez. Patrikhane benim ikinci vatanım. Biliyorsunuz dini kurumların ruhani bağları vardır. Ben bir ruhani olarak Patrikhane'mi ikinci bir anne, ikinci bir vatan olarak görüyorum. Ve benim için bu ikinci vatanın boyutları çok geniş. Onun için tarihi de çok önemli. Burada Hristiyanlığın, Türkiye'de daha doğrusu Hristiyanlığın tarihi
Fatihhanemizin tarihiyle örtüşüyor aslında. Türkiye'nin toprakları Hristiyan tarihi için çok çok önemli. Çünkü bu topraklarda Hristiyanlık aslında doğdu ve büyüdü. Büyümesini burada yaşadı. Kudüs'te doğdu tabii Hristiyanlık. İsa Mesih orada doğdu ve Hristiyanlığı orada tanıttı. Ancak Hristiyanlığın büyümesi ve yücelmesi Türkiye'nin topraklarında oldu. Hepimizin bildiği gibi. İstanbul'a gelirse ki İstanbul'da Hristiyanlığı tanıtan ilk kişi İsa Mesih'in 12 havarilerinden biri Aziz Andreas idi 1. yüzyılda. Orada 1. yüzyılda tabii bu şehrin adı Bizans idi, Bizantyon. Ve Bizantyon'un ilk episkopusu, ilk dini lideri Aziz Andreas'ın bir öğrencisi Aziz Stachis idi. Ve 1. yüzyıldan itibaren bu şehir Hristiyanlığı tanıdı. Tabii bildiğiniz gibi en büyük nokta, patrikhane olarak en önemli nokta o zamanki Bizans şehrine Roma İmparatorluğu'nun başkentinin taşınması idi. O da Aziz Konstantin yaptı. Tabii Büyük Konstantin, Büyük İmparator. Onun için bu şehrin ikinci adı sadece Konstantinopolis değil, yani Konstantin'in şehri değil, ikinci adı Yeni Roma. Ve onun için zaten bizim patriğimizin ünvanında bu kayıtlı. İstanbul Patriği'nin ünvanı Konstantinopolis, Yeni Roma ve Bizans Başpiskopos. Bizans değil, Yeni Roma ve Konstantinopolis Başepiskopası. Biz kabul ettik. Tabii eski Roma bunu hiçbir zaman kabul edemedi. Onun için şizma, büyük ayrıma gelelim. Tabii dediğiniz gibi ilahi nedenler vardı, teolojik nedenler vardı bu ayrım için. Ancak siyasi boyutlarına bakarsanız, Batı hiçbir zaman Hristiyanlığının merkezinin doğuya doğru taşınmasına kabul edemedi. Hiçbir zaman sıcak bakmadı, hiçbir zaman kabul edemedi. Ve o zamandan bir ayrım başladı, bir karşılıklı düşmanlık başladı ve bu düşmanlığın en büyük noktası 1054'te oldu. İki kiliseler resmen birbirinden ayrıldıklarını ilan etti. Bizans döneminde, daha doğrusu Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Patrikhanemiz çok büyük günler yaşadı. Çünkü büyük bir iktidarın yanında büyüyen bir kurum olarak kendisi de dolayısıyla güç kazandı ve önem kazandı Hristiyan dünyasında. Büyük uluslararası ekumenik konsiller toplandı ve bütün bu konsillerin başkanı İstanbul Rum Patriği'ydi, ekumenik patrikti. Ve 4., 3. ve 2. ekumenik konsiller kararlarıyla bizim patrikhanemiz bütün Ortodoks, bütün Hristiyan dünyasında ilk rütbeyi, ilk basamağı, en yüksek patriklik olarak kabul edildi. Ve onun için o zamanki patrikler bu konsillerin başkanlığını yaptı. Osmanlı dönemine gelince, Osmanlı kendini Batı Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir devamı olarak gördüğü için patrikhaneyi de öyle gördü. Kendi çerçevesine ait bir kurum olarak gördü. Ve onun için İstanbul fethinden sonra buradaki Rum cemaati tekrar toplamaya çalıştı. Tekrar ekumenik patrik seçilmesine çok özen gösterdi. Özellikle Fatih Sultan Mehmet şahsen bu konuyla ilgilendi. Ve patrikhanenin girişinde bir mozaik var, onu görüyorsunuz. Zaten iki tane mozaik var patrikhanemizin girişinde. Birincisi Aziz Andreas, Hristiyanlığı tanıtan bu şehri, bu şehirde Hristiyanlığı tanıtan Aziz. İkinci mozaik de Fatih Sultan Mehmet. Neden? Çünkü bugünkü patrikhanemizin bugünkü durumuna en önem veren şahıs Fatih Sultan Mehmet'ti. Bu biraz tabii
Biliyorsunuz Yunanistan'dan gelen ya da yurt dışından gelen misafirlerim için biraz paradoks oluyor. Hani onlar bir Yunan, bir milliyetçi açıdan bakıyorlar bu konuya. Hani bizim en büyük düşmanımız, bize en büyük zarar veren insanı nasıl siz burada mozaik olarak hani Patrikhane'nin girişinde resmen öyle kabul ediyorsunuz diye. Ancak biz bir Doğu Roma İmparatoru, İmparatorluğu'nun çocukları olarak bunu çok doğal görüyoruz. Çünkü bizim en büyük koruyucumuz. Patrikhane'mizi en büyük hakları tanıyan. Hatta tarihte de kayıtlı ki Fatih Sultan Mehmet Patrikhane'ye Bizans İmparatorluğu'nun döneminde olmayan hakları bile tanıdı. Siyasi haklar tanıdı. Yönetici haklar tanıdı. Millet başı ilan etti. Çok kısa böyle bir özetledim Patrikhane'mizin tarihini. Tabii Cumhuriyet döneminde yeni bir döneme geçtik. Cumhuriyet dönemi kötü bir başlangıçla başladı. Kötü derken zaten Cumhuriyet dönemini simgeleyen nokta Türkiye-Yunanistan Savaşı olduğu için Patrikhane'miz de bu polemiğin ortasında kaldı. En büyük zararı...